Ölümsüzlüğü paylaşalım, sonsuza yol alalım. Ağabey hayattan bir yudum içer misiniz? Bin yılların tutkusunu paylaşalım şu anda sizinle. İnsanlığın varoluştan beri bıkıp usanmadan aradığı ölümsüzlüğün sırrını birlikte çözelim ve sonsuzluğun kapısına ilerleyelim. Ne dersiniz? Lokman ekibin elinden uçuveren o nebatın peşinde değiliz. Denizler, deryalar aşıp Musa'nın Mecmal Bahreyn'ini, İskender'in ölümsüzlük çeşmesini aramıyoruz bugün. Zülkarneyn'in karanlıklar ülkesi çok uzak bize. Dağlar gezip Gılgamış'ın ellerinden bir yılanın kapı verdiği o otun peşinde miyiz? Hiç değiliz. Seyahatimiz çok daha yakın. Kalplere doğru bir yolculuk. Şu kısacık anda hep birlikte ölümsüzlüğün sırrı için yola çıkıyoruz. Ne dersiniz? Vakıflar Haftası. Vakıf kültürdür, medeniyettir, tarihtir. Vakıf her şeydir. Evet, bugün 9 Mayıs 2022. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii'ndeyiz. Millet Kütüphanesi, Millet Camii ve önümüzde de kongre merkezi var. Türkiye'nin birçok bölgesinden vakıf başkanları buraya toplanıyorlar ve saat 20'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vakıflar Haftası dolayısıyla gerçekleştireceği konuşmayı dinleyeceğiz. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Vakıflar Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası etkinliği için bulunuyoruz. Bugün 9 Mayıs 2022 ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vakıf başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'ndeyiz. Şu an kutlama hazırlıkları devam ediyor. Vakıf başkanlarıyla görüşüyoruz. Belgesel görüntülerimiz var. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki vakıf etkinliğini, Vakıflar Haftası etkinliğini birlikte izliyoruz. Ülkemizin en köklü kurumlarından olan vakıflar, Anadolu topraklarında kökleri 1048'de, bu yıl anıtında yaptığımız basenlerde atıldı. Vakıf geleneğini, medeniyetini gelecek nesillere aktarmayı kendine görev edinmiş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, varlığı paylaşmak ve sevinci bölüşmek bilincini topluma aşılamayı düstur edilmiş kadim bir kurumuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak atalarımızın mirasını hayli hizmetlerle devam ettirmek, onların adlarını yaşatmak, doğa kapılarının öldükten sonra da kapanmaması için hizmet ateşinin harında yüreklerimizi ısıtarak ecdadı olan borcumuzu yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bugüne kadar aramızdan ayrılan değerli vakıf kurucularımıza, çalışanlarımıza, bağışçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve heyecanımızı bizimle paylaştığınız için de başta zatenniz olmak üzere hepinize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. El aldı satıp Burak'ın ve yol oldu 100 yıl sonra Anadolu. 1048'di tarih. Kapılarını açtığında Anadolu, iyilik, merhamet, şefkatle çoktan çatı olmuştu vakıf, barışla dolu. O el Peygamber Efendimizin elleriydi.
çöl ortasında açtığı bir kuyudan akıtmıştı şefkatini. Selçuklu Devleti yaydı, Osmanlı Devleti olgunlaştırdı bu emaneti. Zirveye taşıdı vakıf medeniyetini. Hem bu doğumun kutlanması hem de yükselişin sürekliliğini temin etmek adına Vakıf Haftası adı altında amaçlarımıza, düstur ve şiarımıza dair hafızalarımızı tazeliyoruz. Kitlelere ulaşarak vakıf bilincinin yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlamanın, farkındalık oluşturmanın gayreti içindeyiz. 1983'te Vakıf Haftası'nın ilk kez kutlanmasıyla adım atılan bu yolda 40. yıla erişmiş durumdayız. Asırları geride bırakan vakıf geleneğimizle kıyaslandığında çok kısa bir süre gibi gözükse de bu mirası yaşatma iradesinin gücünü ve kararlılığını göstermesi açısından takdire şayan bir süreklilik olduğunu düşünüyorum. Saygıdeğer misafirler, rakamlar elbette önemli. Genel Müdürlüğümüzün 2002'de restore ettiği eser sayısı 46'dır. 2002'den bu yılın Nisan ayında içine katarak söylüyorum. Son 20 yılda restore edilen eser sayısı ise 5680 olmuştur. Yani yıl başına ortalama 284 eser restore edilmiş ki bu 2002 ile kıyaslandığında 6 katından daha fazla bir artışa karşılık geliyor. Eğitim desteği verdiğimiz öğrenci sayısında 7 kat artış sağladık. Ramazan ayı hizmetleri, sağlık hizmetleri, yurt dışı yardımları gibi hemen her başlıkta daha fazla insanın hayatına daha güçlü bir şekilde dokunuyoruz. Vakıf medeniyeti Osmanlı Devleti ile eş olmuş muhteşem bir coğrafyada taş üstüne taş koyarak büyüyor, yayılıyor. Göz nurlarının, uğruna derin nefeslerin, uzun ömürlerin, sadece Allah rızası için verilen emeklerin emin bekçisi oldu vakıflar. Evkaf Nezaretinden Evkaf Umum Müdürlüğü'ne bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelen tarihi yolda eller değişse de o ellerin taşıdığı sorumluluk hiç değişmedi. Eğitimden sağlığa, yardımlaşmadan paylaşmaya pek çok alanda faaliyet yürüten vakıflarımız asırlardır geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmekte, faaliyetlerini devam ettirmektedir. Vakıf hizmetlerinin esasını Allah rızasını kazanma gayesi oluşturur. Cumhuriyet döneminde de yaşanan ihmallere rağmen bu mirasa sahip çıkılmıştır. Bilindiği gibi vakıf senetlerinde vakıf mallarının gayesi haricinde kullanılmasına karşı çok ağır beddualar vardır. Akıl, vicdan ve inanç sahibi hiç kimsenin bu bedduaları görüp de vakıf malına el uzatması, istismara ve gaspa yeltenmesi mümkün değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Osmanlı coğrafyasındaki 60 bin mazbut vakfın temsilcisi olarak maziden atiye kurduğumuz köprünün yaşatılmasından sorumludur. Hükümetlerimiz döneminde geçmişteki ihmalleri telafi edecek çok önemli adımlar attı. Son 20 yılda 6,5 milyar liralık bir kaynakla 5670 vakıf varlığının restorasyonunu ve onarımını gerçekleştirdik. Halen 110 vakıf varlığının restorasyonu da sürüyor. Biraz önce de zaten hem Sayın Genel Müdürümüz hem de Sayın Bakanımız detaylarını paylaştılar. Sınırlarımız dışında restore ettirdiğimiz 25 vakıf eseri ve çalışmaları devam eden 13 projeyle bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İş insanlarımızın kurdukları vakıflarla ülkemizin dört bir yanında inşa ettirdikleri okulları, yurtları, camileri, aşevlerini
kültür merkezlerini gördükçe, yetiştirdikleri gençlerle karşılaştıkça hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bizim kültürümüzde başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir vakıf insanı kavramı vardır. Yumuşak gönüllü, fedakar, merhametli, yağmur gibi bereketli, güneş gibi aydınlık ve sıcak insanı tarif eden bu kavramı yaşattığımız sürece Allah'ın izniyle kimse bu millete zarar veremez. Her kim ki varlığını bırakmıştır son nefesinden önce ebede Elaziz'in yolunda, amel defteri açıktır. Her kim ki vakfedileni korur, yaşatır ve çoğaltırsa Allah'ın nezdinde duası daimdir. Vakfet, yaşat, yaşa. Sayın Esra Macaroğlu Akgül'ü ödülü almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Profesör Doktor Sayın Esra Macaroğlu Akgül'ü de tebrik ediyoruz. Efendim, 9 Mayıs Vakıflar Haftası'nın başladığı gün sizi birkaç cümleyle tanıyalım ve duygularınızı alalım vakıflarla ilgili. Adnan Er, Vakıflar Meclis Üyesi. 35 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Vakıf, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bir emanettir. Vakıf malı, devlet malı değil, bir emanet maldır. Bizim bunlara sahip çıkıp bizden sonraki nesillere bunu en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor. Ve bunlara her zaman sahip çıkmak için kendi nesillerimize de bunun bilincini aşılayıp onlara öğretmemiz gerekiyor. Ne söylersiniz? Vakıf kurmak isteyen birçok insanımız var. Şimdi şöyle, vakıf, ben o dairede 13 sene görev yaptım. Vakıf kurmak yani... Yani şöyle söyleyeyim, bir şeyi kendinden çıkarıp Allah'ın mülküne atfetmektir. Onun için de vakıf kuracak kişilerin hayır hasenat kapısının kapanmaması için, yani kurulması çok elzem bir şey. Eğer varsa mal varlığı ve bir amacı, bu doğrultuda vakıf kurmasını öneririm. Kuracaklara da yani her zaman yardımcı olmayı isterim. Çünkü ucunda hayır var. O kuracak kişilerin yapacağı hayırlardan biz de nasipleniriz inşallah. Dursun Topaloğlu, vakıf bizim medeniyetimizin temel direklerindendir. Medeniyetimizin oluşumunun en önemli varlıklarıdır vakıf eserleri. Bu konuda gerek Genel Müdürlük, Vakıflar Genel Müdürlüğü, gerekse sivil toplum kuruluşları çalışmalar yürütmektedirler. Yalnız sivil toplum kuruluşları ayağı biraz zayıf. Bu noktada vakıf eserlerinin tespiti, tescili
ihyası hususunda gayret sarf etmeliyiz. Bu noktada özellikle son 20 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Daha ama bunlar işin tamamı değil. Yürütmeye, yeni eserler ihya etmeye hepimiz gayret etmeliyiz. İsmim Ahmet Temizkök, emekli Vakıflar Meclisi üyesiyim. Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Bunu şöyle herkesin açık anlayabileceği şekilde şöyle ifade etmem gerekirse, şu anki devlet şekillendirilmesinde, görevlendirilmesinde yollar, köprüler, hastaneler, bayındırlık hizmetleri devlet tarafından yapılıyor. Önceden vakıflar tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla bir hayır eseri yapıldığı zaman, yapılırken bu hayır eserinin kıyamete kadar işlevini devam ettirebilmesi için onun yanına, onun arkasına da o gelir getirici bir takım emlaklar bağışlanıyordu, vakfediliyordu. Böylece vakıf hayatiyetini yüzyıllar boyu devam ettiriyordu. Efendim ben Ahmet Özer, Vakıflar Meclisi üyesiyim. Bu hafta Vakıflar Haftası biliyorsunuz. Ecdadımız yüzyıllar öncesinden insanlara hizmet etme maksadıyla vakıf eserleri meydana getirmişler. Onları insanların hizmetine sunmuşlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam buyurmuş ki insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bu düsturla yüzlerce, binlerce vakıf eserleri meydana getirilmiş ve insanlarımız bu vakıflardan hizmet almışlar, devam ettirmişler bu vakıfları da. Şimdi biz de Vakıflar Meclisi olarak bu eserlerin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkarıldıktan sonra da hizmetine devam edebilecek şekilde bu unsurların ortaya çıkması, devam edebilecek şekilde gerek maddi yönünün gerekse diğer insani yönetim yönünün düzeltilmesi konusunda, düzgün yönetilmesi konusunda da Vakıflar Meclisi olarak çalışmalar yapıyoruz. Bununla beraber vakıf eserlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte yeni eserler ortaya çıkarılması, yeni vakıfların kurulması. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir düsturunun kıyamete kadar devam edebilmesi yönünde çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Ben vakıf haftasının tüm insanlığımıza hayırlı olmasını diliyor. Size de teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Vakıflar her şeyden önce bir sivil toplum kuruluşu olarak da bir toplumda dinamik oluşturmaktadır. Ancak Türkiye'de şöyle bir sorun var. Vakıflar artık Türkiye'de kamu eliyle yapılır hale gelmesinin de bir takım sıkıntılarını yaşamaktadır ki belediyelerin, kamunun tahsis ettiği imkanlarla vakıfçılık yapmak tabii vakıfçılığın ruhuna aykırı. Zira vakıf demek Allah rızası için bir şey vakfetmek, uğurda malını, mülkünü vakfetmek anlamındadır ki kamunun veya belediyelerin elindeki mal varlıklarıyla bu işin yapılmasını ben sıkıntılı buluyorum. Bir, ikincisi vakıflar 1048'de ilk vakfiye ürettiğimiz, Anadolu'da ilk vakfiye ürettiğimiz tarihten itibaren toplum açısından ve sosyal yaşam açısından çok önemli olmuştur. Medeniyetimiz açısından çok önemlidir. Bunun içindir ki hep devletin en tepesine bağlanmıştır. En tepesi tarafından himaye edilmiştir, korunmuştur. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte maalesef bakanlık düzeyine bir tenzil rütbe şeklinde indirilmiştir ki bunun şöyle sakıncalı olacaktır. Zaman içerisinde şimdi olmasa bile ileride kamunun alt kademesinde bürokrasinin vakıflar üzerinde, vakıf taşınmazları, malları üzerinde tahakküm kurmalarını sağlayacaktır. Bunun için biz vakıfçılar olarak bir an önce bundan dönülmesini ve yine vakıf medeniyetimizin, varlığımızın devletin en tepesi tarafından korunmasını talep ediyoruz. Şimdi kendi vakfımızdan yola çıkarak gerçekten vakıf dediğiniz zaman vakıf bilincini biz gençlerimize yerleştirmemiz lazım. Yani gençlerimize öğretmemiz lazım. Vakıflar Türkiye'deki en önemli makamlardan bir tanesi. Çünkü ecdat yadigarı eserler var, ecdat yadigarı yerler var ve bu vakfedilen yerler
insanlar kendi mallarını vakfetmişler. Bunu gençlere, mesela gittiğimiz yerlerde gençlere sorduğumuz zaman gençler bilmiyorlar bunları. İnsanlar miras olarak bırakmamış. Bu gayrimenkullerini, varlıklarını hep vakfetmişler ki topluma, insanlığa faydalı olsun diye vakfetmişler. Biz bunların önemini gençlere anlatmamız lazım. Yani bu vakıfları biz nasıl daha fazla koruyabiliriz? Nasıl daha fazla komşuluk ilişkisi, insanlık ilişkisi içinde bulunup bunlara yardım edebiliriz diye bu vakıfları daha da büyüt, daha fazla kurumsallaştırmamız lazım. Ben bu bilinçle buradayım. Bu bilinci de inşallah oturtmak istiyoruz. Bu mülhak vakıfları özellikle hani yöneticilerine göre değil de vakfın kuruluş amacına göre ileriye dönük nasıl bırakabiliriz? Bunu becerebilirsek, biz bir katkı sağlayabilirsek, bizden sonra gelenler bir katkı sağlarsa bunu inşallah oturturuz. Bu amaçla yani çalışmalarımızı bu amaçla yapıyoruz ama vakıf gerçekten bizim ecdadımızın Türkiye'ye bıraktığı bize bir eser, bir armağan daha doğrusu. Önemli yerler, önemli mevkiler, önemli makamlar, önemli eserler. Bunları koruyup kollamak hepimizin görevi, insanlığın görevi. Çünkü bunlardan herkes faydalanıyor. Hepimiz faydalanacağız. Bugün ben buradaysam, belli bir durumdaysam yarın ne olacağım belli değil. Ben de bu vakfın aşevinden veya işte dağıtılan yiyeceğinden faydalanabilirim. Öyle vakıflarımız var ki yani insanlığın aklına gelmeyecek. Mesela Türkiye'de bir ilk sayılacak bizim sadece amalara yardım eden bir hayratımız var. Sizin hayır şartımız var tabii. Bazı vakıflarımızın kuşlara yem olarak dağıtılacak diye vakfettiği yerler var. İşte ne bileyim camilerin avlusunun süpürülmesi veya kuşlara su bırakılmasının şey için sağlanması, için, sağlanması vakıf. İçin vakfedilen vakıflar var. Yani çok değişik vakıflar var. Bu hepsi her zaman mesela illa Kur'an okutulacak veya Yasin okutulacak bu değil. İnsanlığa da vatandaşa da hizmet edecek vakıflarımız var. Bu vakıfları bizim koruyup kollamamız lazım. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah gelecek nesilde gençlerimiz de bu vakıfın amacını, ehemmiyetini öğrenir, bilir ve ona göre davranır. Ben teşekkür ederim size.